Konuşuyor demiş, buradan al, oraya koy diyor demiş, al demiş, koy demiş, tamam. Oraya geçtim gari, orada çalışıyorum, efendime söyle. Bir de arkadaşlarım beni Kalyan'a getirdiler, 66'da yuvam bozuldu. Sadık Yücel'in, şefimizin bir kızı vardı, kızlığı. Onu istediler, Gavur Ali'yle İbrahim tava getirdi. Çarşıda gördüm, şefim dedim, Allah'ın emri, peygamberin kavli, benim babam olur musun dedim. Bir yengene danışayım dedi. Yengesine de karısına da danışacak demiş ki ne? Ya yani yeni aldık biraz duralım onu şey yapalım dedik. Tamam dediler. Çardak'tan evlendik yani. Diyeceğim yalnız beni suya gönderdiler. Çay suyuna. Altında ızgara var. Kurbağadan korkarım ben. Yılandan ne korkmam. Aslandan da korkmam. Burada kurbağa var mıydı efendim? He lan çeşmenin altında evet. Lan. Gel diyor gel. Abi gel diyor. Ulan gittim lavaşta doldurdum. İyi mi? Kaynattıkça kurulanıyor. Nereden aldın bunu? Oradan aldım dedi. Ha bize yalanım lan. Olmadı ya. Efendime söyleyin. Şuraya oturduk Osman Akıllı'yla. Baktık müdür geliyor. Lan müdür geliyor, müdür geliyor. Yattık şöyle uzunlanmasına. Anladın mı? Mehmet Ertuğrul mu? Müdür? Yok, Sefer Bey. Sefer Bey. Ha. Sefer Bey. Evet. Sefer Bey. Mehmet Ertuğrul. Onu da söyleyin kendisi. Bir gün biz de Toz'da çalışıyoruz. Toz'da çalışınca müdürüm dedi tozlandınız gidin eve yıkayın. Lan vallahi temiz adammışsın dedim müdürüme. Gittik izin aldık. Bir de lokanta yaptı. Lokanta yapınca ben de çok tatlıyı severim. Sayın müdürüm bir de tatlı yaptır dedim. Tamam dedi. Tatlı da gelirdi. Evimizden getirirdik yemeği. Bu müdür bize gün verdi, hayat verdi. Mehmet Ertuğrul değil mi? Vallahi bak. Evet, iyi müdür yani. İyi ondan müdür. Sonra beni çağırdı. Enver seni tekrar işe alayım dedi. Fakat benim işim vardı. Niye işim vardı? Kardeşlerim hisselerini alacağım. 1970'de, 77'de ev yaptırdım. Annem buna satıyor, ben de bundan alıyorum. İki oda bir salon, işte büyük bir ev yaptık. Dedi ki ne oğlum emekli olunca burayı al dedi, tulumbayı çöktürün de zoruna giderler dedi. Emekli olunca Orhan Tekocak var, o dükkan açacaktı, ondan konuşuyorduk. Ben de dükkan açacaktım, akıl danem var, Burhan Akatık. Dedim ki ne Burhan abi dükkan mı açayım yoksa arsa mı alayım? Kardeşlerim hisselerini alacağım dediler. Tamam dedik, ablamla gittik İzmir'de, onlar hava, kara, deniz, onların hisselerini aldık. 500 lira da Halkbank'a iyiydi ya, Halkbaşak hamamın oradaydı evet. 500 lira. Dilsin abi, o zaman abi diyorlardı, abi bu senin için vefatın olur, şöyle olur, böyle olur deyince 500 lira da gitti. 73 doğumlu bir oğlum var, Halkbank'ı bu yana taşınacak. Dedim bu hesap, ooo Münir'e uğramış, ne o, neye uğradı sen? Halbuki o da ne yapsın? Hayırlısı olsun. 80 doğumlu bir oğlum var. Cerrahpaşa'da okuyordu. Baba bana bir dolar yapabilir mi dedi. Yaptıydım. Kanada'da. 80 doğumlu daha askerliğini yapmadı. Tayvanlı bir kızıyla evli. 2 milyar burs parası gelmiş. Ödenmemiş. 10 milyar 500 lira olmuş. Bir baba olaraktan avukat. Ahmet Milli Un Fabrikası'na girdim. Yeni fabrikaya geçtim. Sasol katını paspaslıyorum. Paspaslıyorum. Cart dedi kapı açıldı. Hoş dedim. Allah yalanı sevmez. Sefer Aykurt. Dedi ki ne ben tavlaya mı girdim oğlum? Yok müdürüm sen misin dedim ya. Korktum dedim ya. Ama tertemiz yapardım. Evimden temiz tutardım. Bir gün torbaların altını temizliyorum. Şu torbaların el fırçasıyla. Elek nasıl kafama vurdu? Bura kanadı. Dediler ki ne Enver sana bu fırsatı değerlendir. Niye? Şöyle etrafını yağla, ustabaşı Halil vardı. O sana istirahat verir dedi. Tamam dedim. Kanan yeri şöyle sürdüm. Vardım ustabaşının kapısını açtım. Gir dedi. Girdim. Ustam dedim kafamı eleğe vurdum dedim. Enver dikkat et dedi ya onlar İngiltere'den geldi dedi. Allah canını alsın dedi. Bana açmıyor da eleğe mi açıyor dedi. O da öyle gitti. Öyle şeyleri bırak ya bırak. Ya, öyle bırak. Ya doğru ya. Ondan sonra 65 tonluğun çavuşuyum. Ben görevime iyi dikkat ediyorum ya. Bir gün bir ambar unun içine kıvır dökmüşler.
Onu alırken çağırdılar. Ömer gel bakayım. Baktı fabrikayı durdurdum. Vardım müdürün yanına. Müdürüm bir ambar onun içine toz koymuşlar. Ben bu çavuşluktan bırakırım dedim. O zaman dedi Ulu Cami'ye gideceksin. Bir Kur'an-ı Kerim getireceksin. Hepsi A'dan Z'ye basacak dedi. Bastı. 30 lira alıyordum fazla çavuşluk yaptığım için. Çavuşluğu bıraktım. Nevşehirli müdür geldi. Müdür de Allah razı olsun bizi emekli yaptı. Tekrar işe alayım seni dedi. Senden gurur duyuyorum müdürüm çalışmaktan. Kardeşlerim hisselerini alacağım dedim. Ben avradı evvelden gençken çok döverdim ya. Anam dururdu ya. Onu da bir daha çocuklar dövmesin diye alacağım arsaları onun üzerine aldım. Alınca tapu dairesine vardık. Ha, de, abi ya avrada mal verilir mi dedi. Ben dedim bir akşam seviyordum seni dedi. Lan olur mu dediler ya. Halbuki vallahi çocuklar ya ağlatmasın. Ben çok gözünün yaşımda aklıyordum biliyor musun? Anam dur çamaşır yıkayken köpük attırırdı. Bana dedi ki buyunuzdu buyunuzdu sen pambalık yapıyorsun karın paraları harcıyor dedi biliyor musun? Anam da mutlu etmek için dün kadın ya ona biraz vururdum yani. Öyle şey yaptık. Neyse gari, babam da 1940 Atatürk geldi, sen geldin ben gidiyorum dedi. 38'de öldü, ben 37'liyim. Fabrikaya kaçta girdiniz? He? Bu Azmi Milli Fabrikası'na kaç yılında girdiniz? 1960'da. 1960'da. İyi mi lan? Girdiğim şeyleri anlatıyor. Girdiğim şeyi anlatayım ha peki. Doğru. Doğrudur ya. Hayatımı anlatıyorum ya. Ben buraya 1955'te girdim. 4 sene kadar çalıştım. Yok 5 sene 4 sene çalıştım. 4 sene sonra tekrar askere gittim. Askere geldim girsin geri Sefer Bey'e geri çağırdı beni. Geri aldı. Ondan sonra ileri geri derken burada ben ustalık yaptım. Ustabaşlığı yaptım. Ondan sonra şeylik yaptım. Yıkama mavinliği ustalığı yaptım. Yanımda adamlarım vardı. Şurayı aç buraya aç dedik yapar çatarlardı falan. Yani bu durum iyiydi ya. Yani. Fabrikada ben durumum iyiydi. Ben çok şükür hiçbir arıza bir şeyler görmedim yani. Yani böylelikle çalıştık çıktık çok şükür. Yani amirlerim memurlarım severdi. Başından geçen ilginç bir olay anlatır mısın? Ne? Başından geçen ilginç bir olay. Unutamadığın. Nasıl? Unutamadığın bir olay. Başından geçen. Unutamadığımız bir olay da geçmedi ya. Ne geçecek? Biz bilmiyoruz geçtiğini. Yani bu fabrikada kaç yıl çalıştınız? 26 sene. 26 senede böyle anlatabileceğin bir olay var mı? He şimdi şöyle burada herhalde. Bizim bir arkadaş vardı. Bunu kayış vereceğim derken kayış vurmuş, kırmış kolunu, şey kafasını. Kayış öyle karşıya geçmiş şöyle yan vereceği hadi. Kayış böyle geliyor da böyle geliyor bunu kafaya vurmuş. Şöyle dedi böyle vuracağım. Sefer Bey çağırdık bizim eski müdürü. Dedi bunu hastaneye götürün dedi. Sediye'ne bunu hastaneye götürdük. Orada hastanede kaldı. Böyle işte böyle girsin geri geldik. Böyle durumlar oldu yani. Ufak tefek bir şeyler oldu. Başka bir şey olmadı bunlar. Tamam. Ne anladın ben şimdi? Teşekkür ederim. Memur arkadaşlarımla iyi geçinirdik. Müdürlerle iyi geçinirdim. Burada müdürler kurulunda azaydım ben. Adam almada, çıkartmada, girmede falan böyle azaydım. Bu müesseye 3-4 tane adam tıktım ben. Tamam, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Ya bırak bir sene dinleyelim ya. Allah illere mal verdi, bana karı verdi. Karı yaşadı ya ben. Emir abi, şu türkü bir sene dinle. Türkü bir sene var abi. Bana tüm gel bu yaşadı. Tamam, tüm dönmek için. Tamam, şimdi bir şey söyle. Lan şu bir şey yok burada. Ne bildim? Şöyle geç, siz de geçin şuraya. Eski eve geldik, çay demiştik. Şöyle normal çayınızı için normal ortamda, şöyle sohbet ortamda. Bugün benim ölüm günüm, yarım kaldı, nerede susum, elveda, elveda, elveda dünya. İçtiğimiz bira benim, ciğerlerim yara benim, onlar gitti sıra benim, elveda, elveda, elveda dünya. Son kadabı son yudum, bu akşam burada uyudum.
yoktur hayatta unudum elveda 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 dünya anam ağlar için için babam tamam. Şeren ol. Sigara içiyor mu amca? Sigara falan içmiyor. Sigara içersen zaten. Sen kurban olayım. Abi çay zaten. 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 Şöyle bir geçin, şöyle bir geçin. Evet, evet, şöyle geçin. Yani ben şimdi şey konuşacağım. Çok teşekkür ederim size. Bizi burada çağırıp da bize bir çay içeyim. Ne demek ya? Çok teşekkür ederim. İki arkadaşımızla. Çay damayla iç değil de yani. Bu esne bizi gördüğümüz. Ne var ya? Çekemiyorum lan. Orası bu. Ha, orası. Bir memur Lidya'ya mı? Hacım olan gidiyor. Şimdi şuradan başladık, siz bitti. Sen başla. Bu fabrikayla ilgili, fabrikaya ne zaman girdin? Hangi bölümde çalıştın? Fabrikayla ilgili bildikleriniz, bildikleri, artı anıların. Şöyle sırayla girelim. Evet. Ondan sonra siz anlatırsanız. Şuradan başlasınız. Yok, orayı anlatın. Onlar yukarıda konuştular. Yusuf abiden anlat. Yusuf abi, hadi tazelenmiş. Bunlar anlat. Hem anılarınız tazelenmiş olur. Anlat. Dur bari, dur. Şimdi bu müessemizin bakıma girdiğinde bu Mahmut Bey'le beraber çalıştık. Akkus da vardı. Marangozuydu. Bunların akademinin marangozuydu bu arkadaş. Bununla beraber bakımda çalıştık biz. Bakımda bütün makineleri elden geçirdik biz. Anladın mı? Sonra Mahmut Usta vardı, Burak Çinleci, Niğde'de çalışmıştım herhalde. Mahmut Usta ile beraber çalıştık. Makineleri bütün elden geçirdik. En sonra da şeyde... Hakkı Usta, Hakkı Usta. Hakkı Usta, Hakkı Usta. Ondan beraber çalıştık, Hakkı Usta ile. Makineleri bütün elden geçirdik biz, tamamen. Durumlar böyle. Başka bir diyeceğim bir şey yok. Allah razı olsun. Efendim, ben ilk girdiğimde işçi olarak girdim memuraya. Dışarıda bir ambar yeri vardı. Orada çalıştık. Oradan sonra içeriye geldik. İçeride ambarlık yaptık oyuna. Aldık, indirdik, bindirdik. Buraya geldik. Vaz katına girdik. Burada ustabaşının yanında çalıştım. Ustabaşılar yine aktarma oldu. Ondan sonra arkadaşlar beraber olduk. Un indirdik, bindirdik, kamyonlar yükledik. İlk girdiğimde 67'de mi? 68'de mi girdim? 68'de girdi ilk girdiğimizde. Sefer diye bir şeyimiz vardı, müdürümüz vardı. Onlar bizi takip ediyordu her zaman. Ustabaşı vardı, Halil Usta vardı, biliyor musun? Halil Usta. Halil Şimşek. Halil Şimşek. Ondan bu yana kadar 24 sene çalıştım. 25 sene. Emekli olduk. Emekli olduktan sonra 24 senede bu şekilde gidiyor işte efendim. Kaç yılında emekli oldunuz abi? 88'de emekli oldum. Mahmut Sarı, yani bize yazlık ettiler ya neden diye. Bizim o zamanlar bizim maaşımız düşüyordu. Anladın mı? Biz alıyoruz 850 bin lira para. Lan bununla bu adam geçinebilir mi diyen yok ya. Şimdi oraları karıştırma. Orasına bitsin. Mahmut Sarı, ben buranın marangozuydum. 1954 senesinde girdim, 15 yaşındaydım. 16 yaşında kadroya aldılar. Askere gittim 58'de, 60'da geldim yine. Sefer Bey vardı rahmetli, buranın müdürü, yerine adam almadım, yine işine başladı, dedik işe başladık. 1981'de emekli. Allah şükür. Buranın marangozuydum, şu kulübe benim hatıram. Şu kulübe emeği yaptım. Başından geçen ilginç bir olay anlatır mısın? Başından geçen ilginç bir olay. Unutamadığın,
Çalışırken. Çalışırken bir olay anlatır mısın? Bir kapı yapmışsınız hani. He. Ha, tam yapmadım, bana anlattın. Onu mesela anlat. Hangi kapı? Şu trafiğe bakıyorum, şu kapı yapmışsınız. Ha, ha. Çok işler şey yaptık, şu ambarlar vardı bir şurada, çatırlar yapıyorduk, marangoz işleri. Bir arkadaşla beraber çalışıyorduk. Taki vardı, taki. Taki de evet, var. Yem ya. Takı durur mu? Durur, şimdi iyi dedi. İyi dedi mi? Ne, burada tozda. Cumhuriyet Bayramı'nda bu arkadaşın buranın bütün komplesini yaktı. Cumhuriyet Bayramı'nda dışarıda halka, nizamın bütün görüş yapıldı yani. Bu. Burada bir Rumuzun başı vardı, burada şey asansör yoktu şunu. Şuralar ben deldim, hep o bunu yaptırdı. Şu asansör çalışıyor. Şey. Yo, Rişar. Rişar devkiymiş. Yavur. O yaptırdı bu asansörü. O da burada öldü değil mi lan? Burada öldü. Burada öldü. Ben askere gideceğim. Burada öldü, burada öldü. Hacım, asil değil hacımın. Halit amca. Halit amca, sen de bir anını anlat. Ben mi? Çalıştığın bir zamanda. Ben değişik yönlüyüm ben. Kafam bozuk. Hatırladığın kadar anlat. Hatırladığın kadar anlat. Halit amca. Hatırladım. Burada çalışıyordu. Aşağıda kepek tartardı bu kepek. Aşağıda arkadaş var idi. Yeni girmiş, bas katına vermişler. Makinenin şeyini, kapağını kaldırmış, elini soktu. Parmağına şuradan gitti. Bağırdım arkadaşlar, geldiler neyse. Üstabaşı geldi. Bunu hastaneye götürdüler. Ondan sonra hastanede biraz yattım attı, Konya'ya gitti. Konya'da bir dövüş oluyor. Bu aralık edip orada çekti, vurdular, öldü gitti. Başlamış öldü. Halit amca kaç yılında emekli oldun sen? Vallahi hatırlayamıyorum. Hatırlamıyorsun ha. Sağ. Yaş 90. Maşallah. Hatırlayamıyorum. Mahmut abi senden önce mi oldu? Senden önce oldu. 75. Mahmut abi. 75'te oldu. 75'te. Evet. 75'te oldu. Ben 80'de. Çok kazırdım buraları. Çok. Camından kazırdık. Vay. Bunlar da şimdi alalım. He, alın o zaman, ben de sunarım. Hasan'cığım sen anlat. Siz kaç yılında girdiniz? Ben 82. Hangi bölümde çalıştınız? Ben 82 yılında girdim. Girişim ambarıydı. Ambarda bir seneye yakın çalıştım. Ondan sonra yıkama usta bol servisim vardı. Yıkama bölümünde 2001'e kadar çalıştım. Ondan sonra emekli oldum. Başka bir anlatayım. Siz anlatır mısınız? Ben 1984'te girdim. 2000 yılında emekliye ayrıldım. Postabaşı olarak çalışıyordum burada. Ferman abi. Bunlar da geçer. Zeki Efendi, bak bak yanına. Bakar. Ya. İsimleri söyledim. Allah Allah Allah. Ben de 1982'de girdim, 6. ayın 1'inde. Katışçı olarak çalışıyordum. Sonra postabaşı daha yükselmiştim. Ondan sonra da 2001'de özelleştim, belediyeye geçtim. Bir yıl kadar da belediyede çalıştım. 2003 yılında da ben emekli oldum. Bunlar kestiler bizim yani. Sizin çalıştığınız zaman da kaç kişi çalışıyordu bu fabrikada? Sayısını bile biliyor musunuz? Şimdi fabrikada 100 kişi vardı. Dizel santralı bizdeydi ofisin yanında. 100 tane şey vardı. Bir tane kantin açtı. Naci Oyman vardı. Elektriklerimizi. Abdullah dayının numarası 100'dü. Biliyor musun? Numaranı mı söyleyeyim derdi. Abdullah seni mi çağırayım derdi. Şimdi ondan biliyorum yani. 100 kişi çalışıyor. Yani. Abdullah Tekol vardı. Tekol. Şey numarası 100'dü. Değil mi yani? Abdullah Dayı derdi, şey, Naci Bey, numaranı mı söyleyeyim mi, ismini söyle, numaranı söyleyeyim mi? Hadi abi, çay vermişim. Sağ ol. Allah razı olsun. Şöyle tek tek isimleriz. Tek tek isimleri bir daha alalım. Yakın pozisyonda. Şimdi, emeklilerim, siz tek tek isimlerinizi arkadaş deyince misiniz? Söyleyin. Mustafa'yı da aldı ondan sonra. Ramazan abi. Ramazan bak he. Ramazan abi.
İsim, soyisim. Kaç yılında girdiniz, kaç yılında emekli olduğunuz, göreviniz. Ne kadar çalıştığınız, göreviniz ve başınızdan geçen bir anı. Tamam. Ben Mustafa İner, 1985'te girdim. Ambar işçisi olarak girdim. 2001'de belediyeden emekli, 2001'de belediyeye geçtim, 2006'da emekli oldum. Ramazan Köse, 1982'de işe girdim. Vardiya ustası olarak girmiştim ama atölye ustası olarak çalıştım 2020'ye kadar. 2020'de belediyeye geçtik. 2003'te de belediyede girdik. Şu anda da tadilatında çalışıyoruz. Siz isim... 1956 yılında girmiştim ben buraya. İsim olarak söylerseniz. İsmim Mehmet Toy. Yani Hacı Demir'de bilmezler de Mehmet geçer. Mehmet Toy geçer. Burada makine ustalığı, yıkama ustalığı yaptım. Burada da ve yeni fabrikada da. İkisine de bakardım yani. İlk defa benim yanımda çalıştık. İlk defa Mahmut Bey'in yanında çalıştık. Beraber çalıştık. Hacım sizin isim... Yusuf abi sırayla. Yusuf abi söyle. Evet. Oturma binası. Ben de ilk girdiğimde 70... İsminizi söylerseniz, isminiz neydi? Yusuf Albayrak. Yusuf Albayrak. İlk girdiğimde 76'da girdim. Yine işçi olarak çalıştım. Ondan sonra içeriye girdik. İçeride bat katında çalıştım. İşte arkadaşlarla beraber. İndirdik, bindirdik, ambiyan yükledik, ambiyanlar getirip sürdürdük. İşte hayatımız böyle geçti burada. Tamam. Ya. Arkadaşlar. Buraya gelip çay içmek bir yanımdır. Siz yani isminizi söyler misiniz? Buranın marangoz ustası. Tamam. Marangoz 1954'te girdim, 58'de askere gittim, 60'da tekrar işe başladım, 81'de emekli oldum. Enver Akbaba, 1937 doğumluyum, 1960'da girdim, 1983'te emekli oldum. 83'ten oldum, benden 2 sene sonra oldum. Hacı Baba. İsmi ne? Hacı Baba. Ali Akyol. Ali Akyol. İsim soy isim. İsim. Ne? İsminiz ne sizin? Ali Akyol. Akyol. Ali Akyol. En yakışıklı adam buydu burada. Ne? Ne? Ali amca tevellüt kaç? 1339. Ali amca o elindekini vuracak mıydın arkadaşına? Yok vurmaz. Beni çok sever. Korkutacaktın ama değil mi? Selam ederim. Ellerini ver burada ben. Ben de senin yüzünden öpüyorum. Sefer Bey geldi, şöyle şapkandan çekti. Sen uyumayan geldin, çalışmayan geldin. Çok doğru. Vay gidin inşallah. Gide çıkar gelin saat 3'te falan ya. Murat Kütük uyuyormuş merdivende, şöyle. Uyumayı da beceremiyor. Ben niye uyuyorum diyor bana. O da dedi ki en büyük küfürü müdürüm Allah belamı versin. Kızardı. Ama ben hep oturmazdım ben. Kahve giydirirdi hanımım. Eller sobanın üzerine kaldı böyle. Kurbandan nasıl korkuttu sana? Kurtulduk ondan da kurtulduk. Burada ilişki bitti. Bir gün erkek oldum, yengemi duyuyor. Bir bağırdım çağdan, içeriye girmiş. Bahane diyor, biliyor musun? Kalk seni bekliyor diyor. Yatırmışım. Murat da geldi. Şey Murat Kütük geldi. Murat Kütük geldi ya. Bak konuşuyordum burada. Bir adamlar yazısına gelen. Oldu da aynı oldu. Murat abi, hoş orada. Geldin muhtarım. Murat amca hoş geldin. Şöyle gel. Hasan şöyle Murat amca şöyle bir yere otursana. Başka sandalye gibi bir şey yok. Hoş geldin. Hele gel buraya. Gel. Bunlar hepsi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu da mı oturum ben? Yok. Tehlikeli. Gel seni de al. Gel. Emel abi.
Tamam. Şey giderim uzun. Anahtar. Şöyle. Burası şöyle. Kara Şambaz vardı. Şambaz Karacı. Evet. Oturmuş. Hoş geldin adamcağız. Dübe geldi, ben de su sektim, uyanmadım. Şambaz oğlum, Şambaz. Bak evde uyuyor, evde uyuyor. Merhaba. Merhaba. Şambaz Karacı'nın ağzını açmış. Sinek de buraya girmiş, burada konaklıyor sinek. Rahatsız etmedim, uyandırmadım. Yuttum, uyutmadığımı bilmiyorum. Tamam. Murat amca nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hepimizin kanı yaptığını buraya yakar. İnşallah. Buraya yaşlanır. Ben size bir şey söyleyeyim. Anlat, anlat. Hepimizden. Allah razı olsun. Şu aslar, yelekler, fabrika, senede boş olmam üzere hele hele bir 10-15 dakika çalışması lazım. Niye çalışması lazım? Elinde bir bildiğin şeyini sabit. Bildiğinde sen bir paslanmaz valla. Bu da eğer çalıştırmazsanız kürk bağlar kürk. Kürk bağlar kürk olur. Buranın da şeysi var. Boğaz'da. Santralı var. Hidrolik santralı var. Yatıyor bana 20 gün müsaade etsinler. Bana ona bakım yaparım. 15 gün sonra geleni bilirim. Murat amca orada çalışıyor, yatmıyor. Çalışıyor. Niye de çalışıyor? Elektrik çalışıyor. Arıtmaya kullanılıyor. Yazın su aldığında arıtmada kullanılıyor. Orada çalışıyor. Evet. Yanlış biliyorsun. Evet. Şurası. Sağ ol durumda. Orayı bilmiyorum bak. Bak orası, Murat amca orası hiçbir zaman kapanmadı. Evet. Fatura durdun mu? Evet. Orası belediye geçtikten sonra evet. Arıtma sistemine elektrik kaydırıldı. Arıtma motorlarını kullandı. Evet. Ben bu işleri şeyim. Doğrudur Murat amca. Orada iki ay yer yapacağım. İki ay. Şimdi de aşağı tarafında bir yürü var. Bu santralın orada yürü var. Orada kurulduğu zaman diyemez Ceylan'ın. Ama biz de diyemeyiz. Orada diyemeyiz. Sarayı ona veriyordu. İç Anadolu'da Ceylan varken Konya'da, Ankara'da jeneratör çalışırdı. Resmi dairede jeneratörler Ceren verirdi. Sen orada çalıştın ya, o sinyalda. Evet, evet. Olur mu sen? Yavrularım, yaşlarımız genç. Bunlara tasfiye ederim. İnşallah, ben burada bir yaşlarım. Şurada mesela, Türk'ten gelme zamanı var. Var. Ya, Kurlanda gibiydi bunlar. Burada, Türklerin geldiği zaman şartlara bastı bir ev yaptı mıydı ya? Evet, bu kadar. Başkalarına olmaz. Daha fazla bizim buna önem verildi. Ama boş. Öyle mi lan? Yok. Yok Murat amca, inşallah bundan sonra olur. Canlandırma oluyor içinde bu. Yok yok. Yapma ya. Karayı bırak, karayı sağ ol. Bilir mi? Karayı canım. Çay alır mısınız? Ben Asaray. Yenge duruyor mu? Bunu camide asker yattığını bilirim. Bu turuşta eğitim gördüğünü bilirim. Yardım edin. Bizim yol oradan giderdi. Ondan sonra Ulu Cami'nin önü Hasırbaşı'yı var. Zahra Pazarı'yı. Yan taraf Asır'ın Hasırı Pazarı'yı. Hayan Pazarı ofislerin hemen ilerisiydi. Hayan Pazarı ofisinin ilerisi tarafında. Onun ilerisinde de kasaba ne vardı? Kavukayla ilgili bilgilerini anlatırsak. Orada anlattım şimdi. Kaç yılında girdiniz? İsmini kaç yılında girdiğini? Kaç yılında girdin? İsmi kaç yılında girdin? Kaç yılında girdin? Ben ilk girişim Silivra. 6 sene. 6 sene de şeyden. Hazirli'de diyor. Santral'da. Ondan sonra buraya geldim. Burada
15 sene kendisi. 12 sene kendisi de buradan, 12 sene de burada. Kaç yıl demiş oldum? 82. 82'de oldu. 32 sene mi onun? Ya onun şöyle bir durum var, benim aklım girdiği kadarıyla şu yeni fabrika yıkılmayacak. Dört dörtlük fabrika yıkılmayacak. O fabrikaya ciğerim yandı benim ya. Hepimiz ciğerim yandı. Ağladım o fabrikaya. Hepimiz ağladık. Hala biz ağladık. Hani o borusun? Nereye bu borular nereye? O makineler nereye? Aşağıda tabanda oranın ambarı vardı, malzeme ambarı. Orada ambarda malları buraydı. Aklı, hayal. Dünya batana kadar giderdi ya. Osman Ertuğrul'un geç vurur olmadı, gidir. Çocuğu götürler hastaneye neyse. Şurada kaldı. Bir hafta sonra onun parmağı da orada koptu. İnan ki bile. Evet. İzlenmeyelim. Aynı yerde koptu. Evet. Otur. Çaylar var da şişeceğiz. Buranın en şeyinin tarihini bulur. Mehmet Hamza Kadı vardı. Buranın muamelet memuru. Muamelet memuru Mehmet Hamza Kadı. Aksaray'ın tarihi onda. Azim Şişman var. Azim bilinim. Azim bilinim. Kuruluşunda, buranın kuruluşunda. Çok yaşlıydı. 28 herhalde. Köy köy. Dükkan dükkan. 500 mecidiye, 10 mecidiye, 50 mecidiye gidiyoruz. Buranın sermayesi. Buranın %5, %10 Ziraat Bankası'nın var. %11. %10 belediyenin var. %20 de eskili var. Eskili. O adam da sadece kazandığı parayı yatırdı. Adamın ismi mismi yok. Sadece hesabı var. Ona yatırdı para. Kendisinin nerede olduğu bilimsiz. Malı bu şeye alırdık. Şu eski Dursan ne o ne diye diyorlar mı olsa. Dursan Dursan'ın yanı yok. Şimdi ne hamamı dedi orada mal alırdık ya. Boğaz'da. Borçamam. Yok yok yok, Borçamam daha iyi. Hamam diyor. Hamam Boğazı'nda. Hamam Boğazı'nda. Borçamam'da bizim şeyimiz var. Borçamam'da bizim Ankara'mız var. Yerimiz var orada. Borçamam'ın Azmi'de yeri var. Konya yolu üzerinde. Azmi'nin burada ambarı var. Azmi'nin gireli de eski binanın karşısında orada selektör var. Burada selektör. Orada arsası var. Aşağıda kütüphane vardı. Bir de Azmi'nin aşağıda. Otomarzen var. Fabrikayı oraya kaldırdım. Murat amca siz Azmi'de ne görevinde çalıştınız? Ne iş yaptınız burada? Ben burada tamamen yaptım. İşçiliğine yaptım. Her şeyini yaptım. En son ne yaptınız yani? Göreviniz neydi? Tamamen yaptım. Yıkamadım. Yaptım. Burada yıkaması yapardım. En son burada onu yaptım. Başka. Ben kimseler dönüşmüş filan karışmış. Bunlar olmaz. Geçmiş. Tamam mutlaka. Bir üniversitede her şey olur. Her şeyle karşılaşabilir. Şakalaşır. Şaka yaparım. Bir insan yaparım. Sen bana yapar. O orada kalır. Müdürlerimiz de Sebeli Bey vardı. Allah rahmet eylesin. Mehmet Bey vardı. Ondan sonra yok. Kadir Bey vardı. Kadir Bey vardı. Kadir Bey vardı. Mehmet Bey üçüncü. Üçüncü. Burada ilk müdür Faiz İşman'dı. Ondan sonra Sefer Bey geldi. Ondan sonra Kadir geldi. Ondan sonra burada yemekhanemiz vardır. Bu kardeşim marangoz ustası. Haygemi diye bir adam vardı. Niye Haygemi nasıl soy ismi? Bay Köse. Köse diye. Köse olmasın.
Şimdi Bekçi Gülübesi'nin orada. Ben yemek yedim geldim. Ağzında dişi yok, dolandırıyor yine. Mehmet Bey de yukarıda bakarmış. Ben de iki temsilciydim. Murat Efendi yukarı geleyim mi dedi. Geleyim dedi. Amcaya niye öyle bakıyordun dedi. Müdürüm sana bir şey diyecektim ama dedim. Müdürüm sen açtın dedi. Bizim 100 liralık ekmek paramız var mı? Var dedi. Yemeğe yiysek 100 lira yok. Yemeği yemezsek 50 süzgüye gidiyor. Dedi çaresi ne dedi. Çaresi dedim, arkadaşlarımın para toplar mı dedi. Eline defter kalem aldı, bir arkadaşa gez dedi. Arkadaşlardan gezdim. 3 tane işçiden çıktı, 4 tane memurdan çıktı. O parada Zara Kemal var, bizim gelen akrabası olur, ondan aldım. Ustam hep beraber gitti. Malzeme aldık Konya'dan. Yemekhanemizi açtık. O zaman adam vatandaş köşe başlarında ekmek domatsız bir katağım katığımız domatsız yumurta soğan. Son müdür bizim Nevşehir'in müdür geldi. Bu geldi. Dört dörtlük bizi idare etti. Dört dörtlük. Zaten arkadaşlar Mehmet Ertuğrul Bey. Bizim müdür. Ben de çalıştım. Mehmet Ertuğrul. Onunla da röportaj yapacağız. Allah ya. İnşallah. Onunla yapmak düşünüyoruz. Kızı var. Onun çocuklarının doktor filan. Evet. O adam en muazzam bize o adam baktı. O adam da yerine geldi. Temiz atsın. Sıkıntı çeken amcalarımız oldu. Rahatlığını da bize ettik. Evet. O yönden de şeyimiz var. Allah razı olsun. Tabii ki. Tabii. Hepinizden Allah'a emanet olun. Emek sanacağız. Çok ya. Ama iyi para yok. 906 lira aldım ben ya. Maşallah. Ben torpilliyim. Allah'ım yedirmek nasip etsin. Sizin hayatın torpilli. Ha. Ha öyle. Ama bahçesini ben bilirim. Ben bakar burada. Niye? Bahçeden korkuyor mu? Kendisi bu diye hem düşmüş yatıyordu. Kalktı, karı baktı buna. Başka soracağın varsa soralım. Allah. İsim söyle. Soy isim bir söyler misin? Sen şey yaptın Murat amca. İsmini söyle Murat amca. Murat Kütük oğlum. Murat Kütük. Allah 28 tane devlet iç hizmetim var. 15 sene muhtarlığım var. Şimdi alışveriş. Şimdi alışverişle uğraşalım. Evet. Arkadaşlar, ben rüyama gider, ben burada çalışma yaparım. Murat amca, biz senin akrabayız. Evet. Sen tanıdın mı beni? Ben seni tanıdım. Ben Zülfar'ın kayınoğlu. Ya da anasını gezer, çalıştırır.